olun. Bedeninin her uzvunu Allah korkusuyla kötülüklerden korumak ve Allah'a kulluk maksadıyla onun emirlerini yerine getirmek suretiyle takva yolunu tutmaktır. Bilinmesine ihtiyacın olan şeylere karşı cahil kalma. Din ve dünya işlerinde kendisine muhtaç olduğun insanlarla fazla samimi olma. Kimseye zararın olmasın. Komşudan gelecek eza ve cefaya sabret. Şüphesiz Allah gafur ve rahimdir. Miladi 700 yılı. Yer Kûfe şehri. Büyük fıkıh alimi İmam-ı Azam Ebu Hanife hayata gözlerini açıyor. Ailesinin Farslı ya da Türk olduğu yönünde çeşitli görüşler vardır. Dedesi Zuta, Hazreti Ali zamanında Kabil'den Kûfe'ye gelerek orada yerleşti. Zuta'nın oğlu Sabit de Kûfe'de ipek ve yün kumaş ticaretiyle uğraştı. İslam'ın hakim olduğu bir ortamda yetişen Numan bin Sabit, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti. Numan, gençliğini ticaretle geçirdikten sonra, İmam Sabi'nin tavsiyesi ve desteğiyle öğrenimine devam etti. Yetiştiği Kûfe şehri ve bütün Irak bölgesi, Müslim, gayrimüslim birçok düşüncenin, itikadi fırkaların bulunduğu, İtikatla ilgili ateşli tartışmaların yapıldığı bir şehirdi. Dindar bir ailede yetişen Ebu Hanife de bu itikadi tartışmalara zaman zaman katılmıştır. Ebu Hanife, Sabi'nin kendisini ilme teşvikini şöyle anlatmaktadır. Günün birinde Sabi'nin yanından geçiyordum. Beni çağırdı ve bana, ''Nereye devam ediyorsun?'' dedi. Ben de, ''Çarşı pazara'' dedim. O, ''Maksadım o değil, ulemadan kimin dersine devam ediyorsun?'' dedi. Ben, ''Hiçbirinin'' diye cevap verince Sabi, İlmi ve ulema ile görüşmeyi sakın ihmal etme. Ben senin uyanık ve aktif bir genç olduğunu görüyorum, dedi. Onun bu sözü benim içimde iyi bir etki yaptı. Ticareti bıraktım, ilim yolunu tuttum. Allah'ın inayetiyle Sabi'nin sözünün bana çok faydası oldu. Kendisinin de belirttiği gibi Sabi'nin bu tavsiyesi onun için bir dönüm noktası olmuştur. Bundan böyle ticaret işini ortağı Hafs bin Abdurrahman'a devredecek, ara sıra dükkanına uğrayacak, asıl işi ilim meclislerine devam etmek olacaktır. O zaman Numan henüz 22 yaşındadır. Ebu Hanife'nin yaşadığı yer ve çağda itikadi fırkalar çoğalmış, bir sürü sapık fırkalar ortaya çıkmış, Emevi hükümdarlarının Ehl-i Beyt'e zulmü devam etmiştir. Mantığı çok kuvvetli olan Numan bin Sabit, hiçbir fırkaya bağlanmadan ilim tahsilini ilerletti ve kelam ilmine yöneldi. Tartışmak için sık sık Basra'ya gitti, ancak bu yöntemin İslam'a bir yarar sağlamadığını görerek fıkha yöneldi. Arkadaşını tekfir etmek isteyen, ondan önce küfre düşer, diyordu. Kendisi bunu şöyle anlatır. Sahabi ve tabi'in bize gelen konuları bizden iyi anladılar. Aralarında sert münakaşa ve mücadele olmadı ve onlar fıkıh meclisleriyle halkı fıkha teşvik ettiler. Fetva verdiler, birbirinden fetva sordular. Bunu anlayınca ben de münakaşa, cedele ve kelamı bıraktım. Selefin yoluna döndüm. Kelamcıların selefin yolunda olmadığını, cedelcilerin kalpleri katı, ruhları kaba, naslara muhalefetten çekinmeyen, vera ve takvadan uzak kimseler olduklarını gördüm.
İmam-ı Azam Ebu Hanife, 18 yıl boyunca kendisinden ilim öğrendiği, hocası Hammad'ın en sevdiği talebelerinin başında geliyordu. Çünkü o, üstadının söylediklerini en iyi öğrenen ve hıfzeden talebesiydi. Bu yüzden, hocası ders halkasının önünde, kendi hizasında, ondan başkasının oturmasına izin vermiyordu. Hammad'ın herhangi bir sebepten dolayı şehir dışında olduğu zamanlarda Ebu Hanife, kendisine vekaleten talebelere ders verirdi. Hatta fıkhi meselelerde sorulan sorulara cevap bile verirdi. Hocası Hammad geldiğinde, o sorulara verdiği cevapların çoğunu tasdik ederdi. Küfe'nin müftüsü olan hocası Hammad vefat edince, arkadaşları onun yerine oğlu İsmail'i geçirmek istediler. Fakat Hammad'ın oğlunun şiire, gece meclislerine, hikayeye düşkün olduğunu görünce, Ebu Hanife'nin ders vermesi hususunda ittifak ettiler. O da kabul etti. Ebu Hanife, zühd ve takvasıyla, üstün zekasıyla kendini etrafındakilere kabul ettirdi. Zamanla şöhreti arttı, öğrencileri çoğaldı, mecliste en geniş halkaya sahip oldu. İmam-ı Azam'ın eğitim faaliyetlerinde dikkat ettiği en önemli hususlardan biri de talebeleriyle istişare yapmaktı. Onlarla istişare etmeksizin kendi başına bir içtihatta bulunmazdı. Müminler için nasihatte bulunurken katı davranmazdı. Talebesi Züfer'den nakledilen şu rivayette onun sabit fikirli olmadığını ortaya koyması ve istişareye verdiği önem bakımından dikkat çekicidir. Züfer şöyle der: Ebu Hanife'nin derslerine devam ederdik. Ebu Yusuf ve Muhammed İbni Hasan da bizimle birlikte okurlardı. Biz Ebu Hanife'nin görüşlerini yazardık. Bir gün Ebu Hanife, Ebu Yusuf'a hitaben, "Ey Yakup, vay haline! Benden her işittiğini yazma. Ben bugün böyle düşünüyorum, yarın onu bırakabilirim. Yarınki görüşümü, ertesi gün terk edebilirim," dedi. Yine onun şu sözü nakledilmektedir: "Bu, bizim söyleyebildiğimiz en güzel sözdür. Kim bizim sözümüzden daha doğru bir söz getirirse, o hakikate bizimkinden daha yakındır," dediği, "Senin bu verdiğin fetvalar doğruluğunda hiç şüphe olmayan hakikatler midir?" diye sorulunca da, "Bilmiyorum, belki de yanlışlığında hiç şüphe olmayan yanlıştır." Bütün bunlar, onun serbest fikirli ve uzak görüşlü bir alim olduğuna işaret etmektedir.